Söz sırası Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğit Alp'e aittir. Buyurun Sayın Yiğit Hanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cezaevinde olan eş başkanlarımı, milletvekili arkadaşlarımı, belediye başkanlarımı, meclis üyelerini ve bu uğurda mücadele eden, demokratik siyaseti esas alan, insanlık mücadelesi olan, veren, cezaevinde ve her yerde olan bütün yurttaşları, arkadaşlarımı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi üzerinden konuşuyoruz. Sağlık Bakanlığı en basit haliyle, adından da görüleceği üzere sağlıktan sorumlu. Fakat hükümetinizin politikaları ile birlikte sağlıksızlık üzerine kurgulanan ve sağlıkta dönüşüm politikasının yansıması sonucu sağlığı bozulmuş, mutsuz bireyler ve toplumlarla karşı karşıyayız. Yani bir bütün olarak aslında Türkiye halkları şu anda hem mutsuz hem sağlıksız. Bakanlığınız sağlık kurumlarını şirketleştirerek bu hizmetin sosyal rolünü kaybettirdi. Ve sağlıksızlıktan para kazanmaya, hatta daha çok, daha nasıl para kazanabilir, onun çalışmasını yürütmeye başladı. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu özel hastanelerin habire artmasından anlıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Devlet hastanelerinde şirketlerin ve şirketleşmenin sürekli yönünü açılmasından anlıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Şehir hastanelerinin oluşturulmasından anlıyoruz. Bunu yine nereden anlıyoruz? Hastanelerin adeta bir fabrika gibi çalışmasını esas alan politikanızdan anlıyoruz. Peki sağlığın bütçeden ayrıldığı, sağlığa ayrılan bütçeden ayrılan para miktarı nedir? %5'tir arkadaşlar. %5 oranında sağlığa para ayrılmış. Bunun, bir de bunun kendi içindeki farklarını söyleyelim. Bu payın sadece yarısı hastanelere ayrılmış. Hastanelere ayrılan paranın da %78'i personel giderleri. Bu durumu hesaba kattığınızda sağlık harcamalarının neredeyse tamamı, yani %92'si SGK aracılığıyla, yani çalışanlardan alınan primlerle karşılanıyor. Aldığınız vergileri sağlığa değil, saraya, savaşa, sermayeye harcadığınız, sağlık, eğitim gibi kamusal, toplumsal hizmetleri harcamadığınız için sağlık, halk sağlığı giderleri, sigorta primi, katkı payı ve ilave ücret, fark ücreti, otelcilik hizmeti gibi 14 kalemde cebinden bu yurttaş ödemek zorunda kalıyor. 14 kalemde yurttaş cebinden ödemek zorunda kalıyor. Tüm bunları ortak değerlendirdiğimizde, yatırım da dahil olmak üzere personel giderleri dışında neredeyse pay ayrılmamış olması, bize sağlık hizmeti ancak karşılandığında ücret ödenmesi gibi bir mantıkla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunun özü şöyle oluyor: paran varsa yaşarsın, paran yoksa ölürsün. Peki bunun dışında ne var arkadaşlar? Sağlık piyasaya kan veren bir tüketim aracı olmamalıdır. Hepimiz böyle düşünüyoruz ve böyle söylüyoruz. Daha doğrusu HDP olarak biz böyle düşünüyoruz, biz böyle söylüyoruz. Peki sağlık, biz ne diyoruz? Sağlık doğaya, yaşama, insana saygı duymalı ve insan odaklı olmalıdır. Sağlık sadece hizmet alanı değil, aynı zamanda kültürel bir yapıdır. Fakat kültürel yapının da en önemli ayağı nedir? Koruyucu sağlık hizmetleridir. Bunun sosyal devlet olmanın da gereği koruyucu sağlık hizmetleri üzerinden bir hizmet üretmesi gerekir. Bunu nereden yapıyor? Bunu aile hizmetleri üzerinden yapıyor. Peki aile hizmetlerine baktığınızda, aile sağlığını, aile hekimlerine baktığınızda aile hekimlerinin mevcut durumu nedir? Onu da size kısaca bir anlatmak istiyorum. Onlar da kendi içinde bir rekabete dönüşen, tamamen ticari odaklı, rant odaklı mecburlar. Yani bunu kendi siyaset, bu politika insanları birbirine rekabete zorluyor, ekonomik endeksi bakıyor ve dolayısıyla sağlık çok geri planda kalıyor. Yani ithal yerde kalıyor. Ve bize sağlık hizmetleri üzerinden ayrılan koruyucu hizmetlere baktığınızda payı çok çok düşük bir rakam. Temel sağlık göstergelerine baktığınızda yaşam beklentisi, bebek ölüm hızı, iyileştirmek için yapılan koruyucu sağlık hizmetleri esas alınmalı ama bu da yok. Ve bunun gibi daha çok verdiğimiz ödenen paralar daha çok hastane ve tedavi ve ilaçlara gidiyor. En maliyetli olan da şu anda baktığınızda tedavi hizmetleri ve hastanede yatış hizmetleri ve bu kalemlerdir. Oysa koruyucu sağlık hizmetleri en uygun, en ekonomik ve bu Türkiye bütçesi açısından da çok en önemli, esas alınması gereken bir durumdur. Kişi başına koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan bütçe nedir? 92 liradır. Peki kişi başına sağlık harcaması ne kadardır arkadaşlar? 524 liradır. Yani bu çok büyük bir rakam. Neredeyse 10 katı gibi bir rakama denk geliyor. Yani hükümet hasta olmamız için 97 lira harcarken hasta olduğumuzda 524 lira harcıyor. Pardon, 4 katıdır.
Şimdi koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli birim olması gereken sağlıkta dönüşüm programının ilk aşaması aile hekimliğini az önce bahsettiğim gibi onların tamamen özgür, eşit ve herkese ücretsiz sağlık hizmetleri vermesi üzerinden konumlandırılması gerekir. Ama bu da performans eksenli, rekabet eksenli gidiyor. Peki bunun dışında ne var arkadaşlar? Bunun dışında görüyoruz ki hastayı, insanı müşteri olarak gören bir hizmet bakış açısına sahip Sağlık Bakanlığı ve bu müşteri olarak görmesi daha çok kazanmayı, şirketleri daha çok kazandırmayı, sermayeyi daha çok kazandırmayı esas aldığı için dolayısıyla insanlar daha fazla hasta olmak zorunda ve o hastalıktan daha çok para kazanmak zorunda. Kazan 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 mantığıyla bakıyor buraya ve bu gerçekten kamusal hizmet olarak baktığınızda kamusal hizmet değil, tamamen ticarileşen, tamamen şirketlere havale edilen ve onun üzerinden paraya dönüşen bir mevcut durum. Peki koruyucu sağlık hizmetlerinde durum buyken bakalım hasta olduğumuz zaman neler yaşıyoruz? Hastalara sunulan hizmetler ve hastaneler ne durumda? Hastane dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk şehir hastaneleri kamu özel işbirliğiyle hazırlanmış ve bunu zincirlerle süsleyen, AVM'ye dönüştüren, büyük devasa koridorları olan, devasa odaları olan, birbirine ulaşımı, erişimi çok zor olan mekanlardan bahsediyoruz. Bu mekanlar öyle mekanlar ki koridorlara kaybolursanız lütfen bu numara, bir numara verilmiş oraya, kaybolursanız lütfen bu numarayı arayınız diye böyle tersinden trajikomik bir durum. Bunu şehir hastaneleri şu anda aktif olan yerlerde var. Gidip bakıp görebilirsiniz. Şehir hastanelerinin dışında bir de ne var? Şehir hastanelerinin içinde süit odalar var. Yani kendi içinde sınıf farkı gözeten, kamusal bir hizmet olan ama kendi içinde özelleştiren, sınıf farkını hizmetin esasına dayanan bir hizmet anlayışı var. Bunu da söyleyelim. Peki bilemediğimiz ne var? Bunlar böyleyken şehir hastanelerinin bilemediğimiz neleri var arkadaşlar? Kamuoyuna maliyetini bilmiyoruz. Şehir hastaneleri konusunda bakanlığınız tarafından hiçbir veri açıklanmıyor. Ya açılan mahkemelerden ya da basından yaranan haberlerden bilgi alabiliyoruz. Bu konuyla ilgili birçok defa konuştuk. Kamuya zarardan başka bir şey getirmeyecek dedik. Ama buna rağmen devam eden bir ısrarınız var. Peki nesillere bir borç yükü aktarılıyor. Bunu nasıl açıklayacağız? AVM mantığıyla yaptığınız hasta garantisi verildiği ve kredilerine kefil olunduğu ve bu hastane görünümlü şirketlerin kamuya yararını açıklamanızı istiyoruz. Bakanın özellikle şehir hastanesinin konusundaki bakış açısını çok merak ediyoruz. Ve aynı zamanda bu şirketleriyle yapılan sözleşmelerde maliyeti nedir? Bizim yapmış olduğumuz hesaplamalara göre 4-5 yılda bu kendini amorti ediyor. Sonrasında 20 yıl boyunca ödenen kiralar tamamen sermayeye kar olarak kalıyor. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Bunu da sormak istiyorum. Ve bununla birlikte son 5 yılda sağlık emekçilerine yönelik yaklaşık 40 bin şiddet olayı gerçekleşmiştir. Günde ortalama sağlık emekçisi şiddet görmüştür. Dizilerde sağlık emekçilerine şiddet, açık şiddet çağrıları vardır. Ve bu açık şiddet çağrıları insanları buna özendirmektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ekip uyumu, sağlık biriminin yönetici desteğiyle negatif, hasta sayısıyla pozitif ilişkisi vardır. Çok hasta bakmak hem orada hekim ve sağlık çalışanlarını tahammülünü, çalışma azmini, motivasyonu bozduğu gibi oraya giden hastayı da aynı tahammülsüzlükle karşı karşıya getiriyor. Dolayısıyla bunlar şiddeti körükleyen ve şiddet zemini yaratan sebeplerden biridir. Bundan da bir, bunun üzerinden de bir siyaset, bunun üzerinden de akılcı bir mantık, akılcı bir politik üretilmek gibi bir sorumluluğa sahiptir. Bunun dışında bu şiddeti durdurabilmek için hızlıca ortak bir yol almanın biz buradan teklifini sunuyoruz. Nasıl yol alınabilecekse biz parti olarak da bunun önünde çalışmasında hazır olduğumuzu tekrar deklar etmek istiyoruz. Bir de en önemlisi arkadaşlar sağlık bireysel bir mesele değildir. Sağlık koordineli yürüten, çalışma barışı esas alan, toplumsal barışı esas alan ve herkesin kendi güvende hissettiği bir yaşam biçimiyle gerçekleştirilir. Ve burada rolü sadece Sağlık Bakanlığı değil, bir bütün olarak bütün bakanlıkların, vekillerin ve burada toplumun önde gelen kanaat önderlerin, STK'ların, sivil toplum örgütlerinin de fikri ve onların da ortaklaşmasıyla, ortak bir yol haritasıyla bu iş çözülebilir. Bunun da en yegane çözümü de her zaman söylediğimiz gibi kalıcı barıştır, onurlu barıştır. Bunu da söyleyerek KHK'lar üzerindeki o halin devam eden KHK'larla insanların bir gecede işsiz kalmasını engelleyen bir siyaset de ancak gerçekleşebilir. Ve sağlıkta yapılan tüm uygulamaların dışında da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları'nın bir bütün olarak hükümetin politikaları bize şunu gösteriyor ki
özel sigortacılık mantığı ile yapılan sigortalar işletmeye başlayacak. Yani herkes temel bir sigorta yaptırmak zorunda kalacak ve tedavisi maliyeti yüksek olan hastalar ek bir prim ödemek zorunda kalacak. Yani özel sağlık sigortaları zorunlu hale gelecek. Özel sağlık sigortalarında primin daha yüksek bir rakamdan ödenecek. Eğer rahatsızsa onun için ayrıca bir prim ödemek zorunda kalacak. Yani kendi içinde sürekli ticarileşen, kendi içine para para diye bakan bir... Tamamlayalım lütfen. Yıllarca okuyup atama bekleyen yaklaşık 500 binin üzerinde sağlık emekçisi var arkadaşlar. Bunların içinde anestezi teknisyenleri var, anestezi teknikerleri var, patoloji var, patoloji teknisyenleri, patoloji teknikerleri var. Ve bize sürekli ulaşıyorlar. Az önce Behçet Vekilimiz de ısrarla altını çizerek söyledi. Bunun ısrarla biz de altını çizerek söylüyoruz. Bu mağdur edilen, sürekli hep talep eden ama bir cevap alamayan bu yurttaşlarımızın da sağlık emekçilerinin de sorunlarının çözülmesi üzerinden mutlaka ve mutlaka bir siyaset geliştirmelidir. Buradan somut bir cevap bekliyoruz. Tamam olacak 3 ay sonra 5 ay sonra değil. Gerçekten nedir? Direkt hiç dolandırmadan, lafı dolandırmadan mevcut durumu bize aktaracak bir cevap bekliyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.